hayatım. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Hoş geldim. Canım. Ay ne güzel olmuş üstündeki betüş. Maşallah. Vallahi gözlerim kamaştı. Ay sana da pek yakışmış Suzan'cığım. İyi ki almışız bunları valla. Ay evet. Abi de öyle dedi. Ay şekerim ne iyi ettik pazara gitmek dedi mi? Ucuza neler bulduk vallahi billahi. Çok iyi oldu. Evet. İyi ki beni pazara götürdün. Yoksa hayatımın sonuna kadar pazara çıkmak ne demek anlayamayacaktım. Çok eğlenceliymiş. Aa, nasıl yani? Sen şimdi hayatında ilk defa mı pazara çıktın? Aa, periler pazara çıkmaz ki. Nasıl yani? Ay, Suzan'cığım şaka yaptım sana. Şaka yaptım Suzan. Ben hayatımda böyle şaka duymadım Betüş. Belki de annenin bugüne kadar söyledikleri doğruydu ha. Ne dersin? Suzan'cığım, Perihan teyze! Perihan teyze! Efendim Betüş? Şey hemen kafeye gelebilir misin? Aa, Periliçe'ye gidiyordum Betüş'cüğüm. Tatsız bir şeyler olmuş. Çok mu acildi? Evet. Ama senin işin bitene kadar idare edebilirim. Tamam o zaman. Periliçe'den sonra hemen sana geliyorum Betüş'cüğüm. Tamam. Ay ben ne yaptım? Peri olduğumu nasıl da ağzından kaçırdım? Kusura bakma Betüş'cüğüm. Geç kaldım ama haberler çok kötü. Aa. Ne oldu burada böyle? Periler aşkına ve bu eksikti. Of! Ne yapacağız Perihan teyze? Suzan'a her şeyi unutturmak için zamanı geri mi alacağız? Yoksa peri olduğumu ağzından kaçırmışken artık Suzan'a her şeyi itiraf mı edeyim? Aman, aman sakın Betüş, sakın. Böyle bir şey yapmaman gerektiğini biliyorsun kızım. Evet ama her başımız sıkıştığında zamanı geri almaktan nefret ediyorum. Tamam, tamam. Sen şimdi sakin ol lütfen. Anlıyorum hayatım, olanlar seni üzmüş, kafanı iyice karıştırmış. İstersen bu meseleyi nasıl çözeceğimizi daha sonra düşünelim, olur mu? Çünkü şu anda çözmemiz gereken çok önemli başka bir problemimiz var. Aa, sahi Perihan teyze, sen Periliçe'nin yanından döndüğünde haberler kötü demiştin. Ne oldu? Hayatım, Toprak annesinin karnından kaçmış. Ne? Nasıl? Ne zaman? Niye? Bugün sihirle kaçmış. Ben artık çok sıkıldım. Dışarı çıkmak istiyorum diye tutturmuş. Eda da ona sabırlı olmasını söylemiş. Onu ikna etmeye çalışmış. Dinleyen kim? Hayır, ben artık doğana kadar başka birinin içine gireceğim deyip annesinin karnından çıkıp gitmiş. Gidiş o gidiş kızım. Dudu da Eda da her yerde onu arıyorlar. Sihirle aynadan baksak? Oh, bir işe yaramaz ki kızım. Bir faninin içine girdiyse bulamayız ki. Ay, peki ne olacak şimdi? Ne olacak, ne olacak? Elimiz kolumuz bağlı. Biz de çıkıp Dudu'yla Eda'yla birlikte onu arayacağız. Kimin içine girdiyse onu oradan bulup çıkaracağız. Yok, tamam, başka çaresi yok. Tamam.